Elif Figen Aktepe bir yeğen geldi. 89 yaşındaki Hüseyin Atıcı'yı aramak için. Hüseyin Atıcı 89 yaşında, 5 çocuk babası, eşi ve 3 çocuğuyla beraber Elazığ Maden ilçesine bağlı Kavak Köyü'nde yaşıyor. Atıcı ailesi yazları köyde, kış aylarında madende ikamet ediyorlarmış. Köyde Hüseyin Bey'i Şükrü olarak tanıyorlar. Ay, bir anlayamadığım konu da bu kardeşim. Nasıl hitap edeceksin o ismi koysan ama. Herhalde nüfus kağıtları biri söylüyor, onun yerine falan mı geçmiş? Oralarda böyle şeyler... Oluyor. Genelde hepimizde aynı şeyler oluyor. Mesela Şükrü eniştemizi, halamızın eşini Şükrü Bey diye tanıyorlar ama kimlikte Hüseyin Atıcı olarak geçiyor. Hani bankalarda, resmi kurumlarda kimliğini kullanıyor ama halk arasında, madende çok Şükrü sevilen deniyor. Şükrü olarak tanınıyor. Evet. Şimdi Hüseyin Bey 89 yaşındaymış ama dinç bir kişiymiş. Kendi işlerini rahatlıkla yapabiliyor. Köy evinin hemen yanı başında yürüme mesafesine 4-5 dakika uzaklıkta bahçeleri var. Bahçede çalışıyor. Hiçbir problem yok. Atıcı ailesine 11 Ekim'de bir misafir geliyor. 20-30-21 arasında Hüseyin Atıcı evde misafir olmasına rağmen bahçedeki suyun yönünü değiştirmek için evden ayrılıyor. Sulama yaptıktan sonra namazımı kılar gelirim diyor. Yani camiye mi gidecek? Şöyle Müge Hanım, evinin bulunduğu yerden yani 3 dakikalık mesafe orada böyle suyla bahçeleri su vermek için el feneri ve kürekle aşağı iniyor. Misafirleri var sanıyorum teyzesinin kızları. Onlara diyor ki ben diyor hemen şu suyun yönünü değiştireceğim, namaz kılacağım diyor. 3-5 dakika sonra döneceğim. Fakat evde bulunan gerek misafirleri gerek kızı ve eşi halamız gecikince yarım saat 40 dakika ne oldu acaba bir şey mi var diye hepsi telaşla aşağı iniyorlar. Orada herhangi bir iz, bir götürdüğü kürek yok veya işte el feneri yok ve amcamızdan hiç haber yok. Doğal olarak telaşlanıyorlar ve bu arada dayılarını çevrede yakın köyün içerisindeki yakınlarıyla sabaha kadar bir arama yapılıyor. Gece tabii yapılacak bir şey yok bilindiği üzere. Sabah jandarmaya ve ben birebir Elazığ Vali Yardımcısını aradım sağ olsunlar. Gerek kameralarla veya işte köpeklerle işte AFAD'la yani yaklaşık işte 11 Ekim itibariyle aranmadı yer kalmadı. Yani Sayın Valim de aynı şeyi söyledi. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Hafta sonları bunu çoğul bir şekilde aradık. Yani her türlü imkanlar sağlandı. Çocukları bile şu anda Elazığ'ın dışına çıkamıyorlar ve sürekli işte jandarma, sürekli emniyet ve çok perişanlar. Yani böyle bir şey yok. Bu köyde çok sevilen, çok hacı amca yani herkese koşan bir insan. Böyle bir şey hiç olmamış şimdi köyde. Giderken almış mı bu küreği falan feneri tabii eline ki, görmüşler Hanım, mi tabii, ama? Tabii tabii evdekiler diyor ki yani küreği ve el fenerini aldı gitti. 4-5 dakika sonra dönmesi gelip. Ama bir şey söyleyeceğim Elif Hanım. Şimdi buyurun. Bazen böyle konuşuluyor ama sonradan ben ısrarla sorunca aslında düşünüldüğü gibi olmuyor. Evet. Yani ben burada bahçenin yönünü değiştireceğim. Şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Küreğinle fenerini almıştır deyip böyle anlatıyor insanlar. Ama almış mı? Görmüşler mi birebir? Müge Hanım bunu ben İstanbul'da yaşadığım için bana bilmiyorsunuz intikal yani etti. Mesela bu çok önemli. Ailesi gerçekten biliyor. Almış mı? Bunu evet. neden soruyorum? Çünkü evet. daha sonra beyefendinin üzerinde 5-6 bin lira para olduğu mevzusu konuşulmuş. Tahmin ediliyor evet. evet. Şimdi hani ben bu yolu değiştireceğim diye gitti de evden öyle çıkar da acaba başka bir yere mi gitti? Başka biriyle buluşmaya mı gitti? Çünkü evet, orada olabilir. Sonuçta olabilir. Aranacak yerler belli. Belli. Yok oralarda. Yok. 90 yaşında birini de kim ne için kaçırsın? Çok ilginç bir durum evet. Hiçbir bir de köyden izlenmiyor. Kayboluyor köyden değil mi? Köyden kayboluyor hocam. Ve şöyle bir şey var Müge Hanım. Hani düşse kafasını bir yere çarpsa vesaire orada bulunacak. Ama yani köpekler aradı biliyorsunuz kıyafetlerini koklattılar. Hiçbir iz yok. Yani kürek yok. Öyle faraza bu bir iddia tabii kürek olduğunu söylemeleri. Fakat yani hiç mi bir belirti yok? İşte kürekle işte fener evet. orada yok çünkü evet. alıp hiç götürmedi mi? Eğer bir araçla alıp götürdüyse o zaman köpekler konusunda tabii sıkıntı oluyor. Aynen. Peki 5-6 bin lira olduğunu kim biliyor? Şimdi ben onu sürekli 11 Ekim itibariyle aileyle irtibat halindeyim. Çocukları Ayhan Atıcı, Orhan Atıcı. Bana dediler ki yani bu bankadan para çekti. Doğal olarak da prefabrik bir yani köyün içerisinde evi çok yukarıda. Orada rahat bir ev yapmak istemiş. Bankadan para çekmiş. Bunu da yaşlı olduğu için kahvede paylaşıyor. İşte üzerinde şu kadar para var. İşçilerin işte ustaların parasını vereceğim diye. Bunu söylüyor ama kime söylüyor? Kahvede kim vardı? Biz bunu bilemeyiz. Allah bilir. Biz bilemeyiz ama bu çok ilginç bir kayıp. Esrarengiz diye Efe Haber'de biz de kendi sitemizde Elazığ'da esrarengiz kayıp diye girdik. Çünkü yani 90 yaşında kayboldu diyemiyorum esrarengiz çünkü herhangi bir ipucu yok. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Kaç yaşında olursa olsun şimdi evet. insan normal şartlarda ne bileyim bir yerden evet. bir yere giderken düşerse ederse falan o yerde işte bulunur onun Aynen. Cenazesi.
Parayı şimdi, kaç gün önce çekiyor? Efendim şimdi... Çekmiş, çekiyormuş ara ara. Bir de amcamızın bir özelliği varmış. Çok doğaldır, köy insanı bilirsiniz. Konuşur, dertleşir, evet. Yaşlı. Çok konuşuyormuş. Üzerinde para var, işçilerin parasını ödeyeceğim. Ve bu olaydan bir gün önce de madendeki evine gidiyor. Bir gece orada kalıyor. Hı. Kimlerle konuştu ya da kimlerle muhatap oldu, ne konuştu bilemiyoruz. Ama döndükten sonra, bir gece sonra bu olay oluyor ve bir daha da maalesef haber alınıyor. İnşallah şimdi o köyde yaşayanlardan biz telefon bekleyelim. Kim ne biliyor? Bir tartışması olduğu birisi var mı? Bu ara içindeki beyefendiden borç para isteyen biri var mı? Olabilir tabii hani ki. Hani bir sürü şey oluyor hayatta yani, aklımıza gelmeyen öyle. Ama aynen. Üzerinde 5-6 bin lira parayken ben bahçeye gidiyorum suyun yönünü değiştireceğim deyip geriye dönmeyin dikten sonra kaç gün olmuş? Evet. Nasıl yakın. Bulunmaz? Yani çok ilginç bir durum aslında. Bir de bu para konusunda Müge Hanımcığım bağlanırlarsa çocukları bana söyledi. Yani üzerinde biz tahmin ediyoruz bu kadar para vardı diye. Hani direkt demediler ama biz tahmin ediyoruz. Çünkü sürekli Hacı Cebi diye içeride bir yeri varmış. Sürekli Elif Hanımcığım şimdi beyefendi 90 yaşında olabilir. Evet. Evet. Yani bir rahatsızlığı olur o sırada değil mi? Bir kalp krizi geçirir, tansiyonu neyse. Hani şimdi hastalık sayacak halimiz yok. Fakat... Bu şekilde düştüğün zaman işte o arada düşersin yani. Şimdi bizim aradığımız insanlar tamam düştü öldü diyelim. Tamam ne yapalım hani. Bulunmaması. Yani Allah'ın işi diyelim ne yapalım yani, hani. Tabii, olabilir. Allah hepimize bu yaşlara kadar bu kadar dinç yaşamayı nasip etsin. Amin inşallah. Ama o arada bir şey olduysa nerede bu insanlar yani? Nerede yani evet. İşte bu kısmı gerçekten bana da çok esrarengiz geliyor. Çok esrarengiz diye haberde başlık attık. Elazığ'da esrarengiz kayıp ve vali beyle de görüşüyorum. Diyor ki yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani dur bakalım şimdi izleyicilerimiz acaba o köyde yaşayanlar ailenin bilmediği bizimle paylaşmak istedikleri özel bir bilgi olursa da bekliyoruz. İnşallah eğer hani bir... Ölüm varsa ben doğal ölümden yanayım. Vallahi mutlaka, yani ailelerin hani daha sonraki hayatlarında huzurlu evet. geçirmeleri için evet. Allah herkese böyle hani aslında hepimize Allah'ım inşallah yatağında ölmeyi nasip etsin. En güzeli buymuş. Ama beyefendiyle ilgili evet. herhangi bir tartışma, kavga, bir borç para isteme falan gibi bir mevzu bilenlerden de telefon bekliyorum.